Sevgili izleyenler, Kent Haber TV stüdyolarından herkese tekrar selamlar. Kent Haber ve World Türk TV ortak yayın olan Kent'in gündeminde tekrar birlikteyiz. İlk bölümde AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Baştaş'ı ağırlamıştık. İzmir'i konuşmaya, Kent'in gündemini konuşmaya devam ediyoruz. İkinci bölümde konuğumuz İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Sayın Erhan Çalışkan. Başkanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Programın ikinci bölümünde devam edeceğiz. Eminim ki birçok izleyicimiz tanıyor. Fakat tanımayanlar için Erhan Çalışkan kimdir? Oradan başlayalım ve ben devam edeyim. Erhan Çalışkan'la bugün biz İSSU üzerine bir konuşma yapacağız. Neden Erhan Çalışkan'la yapacağız? Erhan Çalışkan AK Parti'nin meclis üyesi, aynı zamanda uzun yıllar bürokratlık yapmış bir kişidir. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. Farklı bakanlıklarda, farklı görevlerde bulundu. Yanı sıra bir iş adamı, yani masanın her tarafına oturmuş bir insan olduğu için her açıdan konuyu ele alabileceğimiz bir konu davet edelim istedik. Ve Sayın Erhan Çalışkan sağ olsun bizi kırmadı, stüdyo konuğumuz oldu. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Mikail. Nasılsınız, iyisiniz abi? Teşekkür ederim. Sizi bekletmedik değil mi? Estağfurullah. Pekala. Şimdi geçtiğimiz günlerde İSSU'nun olağanüstü genel kurulu yapıldı. Evet. Tabii olağanüstü genel kurulu yapınca biz esasında gündemi biliyorduk, fakat çok merak ettik. Yani İzmir'in İSSU özelinde öncelikli konusu bu muydu diye. O günkü genel kurulun olağanüstü toplanma gerekçesinden biraz bahsetmek ister misiniz? Bunu İzmir'de bilsin istiyoruz, anlatalım istiyoruz. Şimdi genel kurulda 3 madde ele alındı ve 2 madde oy birliğiyle geçti. 1 maddede tartışmalar yaşandı. İşte oy birliğiyle geçen maddelerden bir tanesi ek bütçeydi. 450 milyon liralık ek bütçe istediler, ek bütçe verildi. Ancak Şaşal adıyla bildiğimiz bir su kaynağı vardı. Burayı İzmirli bir şirketimiz uzun yıllar boyunca işletmiş, sonra da bırakmıştı, belediyeye geçmişti. Atıl pozisyonda duruyordu. Şimdi bakın, olağanüstü genel kurulu 3 gün önce haber verdiler. Olağanüstü genel kurulun içeriğiyle ilgili protokoller, yani devir protokolleri bize meclis toplantısından bir saat önce ulaştı. Protokolden bahsediyorum. Devir protokol. Onu da biz istediğimiz, ısrarla istediğimiz için ulaştı. Yani yoksa toplantıda neyi konuşacağınızı bilmiyordunuz. Şimdi şöyle yapıyorlar. Normalde biliyorsunuz, bir meclis toplantısına girdiğinizde komisyona havale edilir. Komisyonda incelenir. Komisyonda incelendikten sonra tekrar meclise gelir. Ama İSSU bunu sürekli bu şekilde uygulama yapıyor. Bakın, toplantıya girdik, ara verildi, 15 dakikada karar alındı ve çıkıldı. 15 dakikada karar verilen şey, milyonlarca liralık bir kamu kaynağını bir belediye şirketine devrettiniz. Ve belediye şirketine devrederken de öyle uygunsuz maddelerin olduğu... Şaşal'ın devrinden bahsediyoruz. Evet. Yani 15 dakikada... Bir su tesisi, milyonlarca liralık bir su tesisi ve su kaynağını belediyenin bir şirketine devrettik. Devrettiğimiz şirket sonuçta bu işi hiç bilmeyen İzdoğa isimli belediye şirketi. Bu işi uzmanlık alanı olmayan bir iş. Belediyede yiyecek ve içecek ve bu tip işlerle ilgilenen, uzmanlaşmış olarak kabul ettiğimiz şirket Grand Plaza. Çünkü bugüne kadar bu tip devirleri hep Grand Plaza'ya yaptık. Şimdi itiraz konusu iki tane nokta vardı. Bir tanesi, buranın Grand Plaza'ya devredilmesini önerdik. Bunu oy birliğiyle geçirelim dedik. Neden Grand Plaza dedik? Grand Plaza İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait iki tane su kaynağını daha önceki yıllarda devraldı ve bununla ilgili çalışmalar yaptı. Mesela İzmir Su Grand Plaza'nındır. Evet. Ya şimdi, bu konuda ehliyet sahibi. Yani tecrübe sahibi diyelim. Evet. Ben şu kanaatte değilim. Kamu şirketlerinin özel şirketler kadar etkin ve verimli çalıştırılmadığını söylüyorum. Bunun da kaynaklarını istediğiniz yere bakabilirsiniz. Belediye şirketlerinin tamamı neredeyse zarardadır. Kar etmiyorlar. Sürekli sermaye arttırımı
Ya belediye sermaye arttırıyor ya da sermaye azaltıyor ki borç oranlarını düşürmek için. Dolayısıyla da ne oluyor? Belediye etkin ve verimsiz kullanılıyor. Şimdi burada itiraz ettiğimiz konu buydu. Şimdi İzdoğa şirketi firmayı kuracak ve bir dağıtım ağı oluşturacak. Halbuki Grand Plaza'nın 16 ilçe ve Aydın'da, Didim'de bugüne kadar organize ettiği, oluşturduğu bir dağıtım yapısı var. Bayiliği var. Bayilik ağı var. Evet. Şimdi bu bayilik ağı aynı zamanda Şaşal sularını da satabilir. Şimdi ben hiç unutmuyorum, 2020 yılında son verdiğimiz kaynakla ilgili, İzmir suyla ilgili internette bir ilana rastladık biz. İlan hala duruyor. Ben de görüntülerini aldım. Bir İzmir su bayi 3 ay önce verilmiş. Yani Grand Plaza İzmir su bayilerini oluşturuyor. 2 milyon 600 bin liraya daha işletmeye geçmemiş, yeni geçecek bir İzmir su bayili 2 milyon 600 bin liraya devrediliyor. Hava parası mı? Tabii. Yani ben ticari bir işletmeyim. Grand Plaza'dan almışım bayili ve bu bayili 2 milyon 600 bin liraya satıyorum. Şimdi buradan neyi söylemeye çalışıyorum? Bakın bu tip işler bu kadar kısa zamanda görüşülmeden, kuralına uygun olarak yapılmadığında, doğru açıdan ele alınmadığında birçok zarar doğuruyor. Ve şaibe oluşturuyorsunuz. Ondan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yapılmak istenen iyi bir şey. Bir kamu kaynağını etkinleştirmek, iş yaratmak, su, insanların su ihtiyacı var. Bunu ucuza sağlamak kamunun görevlerinden bir tanesi de temel ihtiyaçlardan biri olan suyun uygun fiyatlarla tüketiciye ulaşması, İzmirli'ye ulaşmasını sağlamak. Ama şimdi bakıyorsunuz ki yani İzmir su çok mu ucuza satılıyor, bir bakın. Yani kamu kaynağını siz oluşturuyorsunuz, ticari bir değere dönüştürüyorsunuz ama regülasyon görevini yerine getirmiyor. Fiyatları dengelemiyor, fiyatları düşürmüyor. Halbuki fiyatları düşürücü, dengeleyici bir etkisi olması gerekir. Buna rağmen nasıl zarar ediyor? Yine de Grand Plaza sürekli zarar ediyor. İşte sıkıntı burada başlıyor. Biz bunların şirketlere devrindeki itiraz noktamız bu. Belediye işletmelerini, belediyeye bağlı birimleri, mesela İSSU'yu, ESOT'u, belediyeyi, belediye meclisi her sene denetim komisyonuyla denetleyebiliyor. Ancak belediye şirketlerini, belediye meclisleri denetleyemiyor. Ben soru soramıyorum. Neden zarar ettiniz? Evrakları çıkarın, alımları nasıl yaptınız, kaça sattınız, kaça aldınız? Bu sorulara ticari sır kapsamı içerisinde cevap vermiyorlar. Sayıştay denetimine açık mı? Şimdi Sayıştay denetimine açık ama eksik bilinen bir yanlışı düzeltelim. Sayıştay kamu şirketlerinin etkinlik ve verimliliğini denetleyemez. Sayıştay ancak neye bakar? Sayıştay alımları, kamu şirketleri alımları ihale yasasına göre alıp almadığına bakar. Yani bayilik ağını nasıl kurmuş? Kar zarar dengesini nasıl, kaç kişi çalıştırmış, zarar ediyormuş, etkinmiş, verimliymiş, bunların hiçbirine bakmaz. Yetkisi yok. Sayıştay'ın böyle bir yetkisi yok. İşte buradaki yanlış bilinen doğru, Sayıştay denetimi sadece küçük bir alanı denetleyebilir. Satın almayla ilgili ihale yasasına uygunluğunu denetler. Evet. Başka bir şeye bakamaz. Şimdi tabii burada itiraz ettiğimiz ikinci konu neydi? Bir sürü devir yaptık biz 3,5 sene içerisinde, çeşitli belediye şirketlerine otoparklardan tutun, döküm sahaları, bunun dışında araziler, bir sürü yer devrettik. İlk defa bir ortak alma yetkisi verdik. Devrettiğimiz bir şirkete Şaşal Suyun %49 ortak alabilir diye bir yetki devrettik. Şimdi bu yetki de kime yetki verdik? İşte yetkiyi verdiğimiz yer İSSU. İSSU'nun yönetimi istediği kişiyi %49 özel ortak alabilir. Özel sektörden ortak alabilir. Alabilir. İstediğini alabilir. Şimdi mecliste dedik ki bakın buraya bu maddeyi çıkaralım. Biz burayı Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelsin ortak alacağınız zaman. Kime ortak alacaksınız? Yeniden gelsin. Neden? Biz önümüzdeki idarelerin elini bağlamayalım. 5 sene, 10 sene. Çünkü 25 seneliğine veriyorsunuz.
Meclisten yetki almadan bu tip işler yapmayalım. Gündeme gelsin, ortağı bütün İzmirli bilsin ve şimdi mesela ortak alacaksınız, 10 sene sonraki belediye başkanında elini kolunu bağlayacaksınız. Bakın bunun en büyük örneği İzmir Sağlık Vakfı var, Ege Sağlık Vakfı var. Sayın Yüksel Çakmur eski belediye başkanımız tarafından 92 yılında kuruluyor ve 33 dönümlük bir arazi buraya devrediliyor hastane yapılması için. Belediyeden devrediliyor. Şimdi Sağlık Vakfı üstünden 20 sene geçti. Ortada hastane var mı? Yok. Dedik ki bakın bu protokoller çok önemli. Şimdi biz o 33 dönüm Güzelbahçe'deki araziyi geri alamıyoruz. Alamıyoruz. Neden? Buranın geri iadesiyle ilgili bir madde, bir protokol hiçbir şey yapılmamış Ege Sağlık Vakfı'yla. O yüzden geri alamıyorsunuz. Evet. İşte biz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işlerin doğru yapılması bizim amacımız engellemek değil. Doğru esaslarla yapalım. Tabii burada tartışma çıkıyor. Erhan Bey çok açık bir soru soracağım. Buyurun. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkin bürokratları vardır. Sayın Tunç Soyer de her ne kadar küçük olsa da Seferihisar Belediye Başkanlığından gelen bir tecrübesi vardır. Siyasi olarak da teşekküllü bir kadrosu vardır. Grand Plaza bu işi yapacakken, yapabilecekken, yapmaya daha müsaitken. Çünkü aynı zamanda bu ağı oluştururken İzdoğa şirketi bunu yaparken ekstra bir harcama da yapacak. Bir maliyet, bir külfet getirecek. Daha az maliyetle Grand Plaza bu işi yapacakken bunun İzdoğa'ya verilmesinin altında yatan neden ne olabilir? Şimdi bir bilginiz var mı diye soruyorsanız resmi cevap şu. Komisyonda sorduk. Neden İzdoğa şirketine veriyorsunuz? Bana karikatür gibi bir cevap verdi bürokrat arkadaşlar. Dediler ki İzdoğa şirketinden talep geldi. Başka şirketten de talep gelseydi onu da değerlendirirdik dediler. Şimdi tabii ne bu, yani iz su halı sahaları istese verecekler yani mi? Bu böyle bir şey mi? Karikatür gibi bir cevap. Evet. Neden? Şimdi bütün şirketlerin yönetiminde belediye başkanı ve üst düzey bürokratlar var. Genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve belediye başkanı var. Şimdi siz belediye başkanına sormadan dönüp talep edebilir misiniz? Yani İzdoğa belediye başkanına sormadan ya bu kaynağı bana verin diyebilir mi? Mümkün değil. Ve bunun gerekçesi resmi gerekçe doğru değil. Ama ben sadece birkaç tahminimi söyleyebilirim. Tahminlerimden bir tanesi yani biz insanlardan duyduğumuz işte biraz önce size örnek verdiğim İzmir Su'da 2 milyon 600 bin liralık satış bedeli duyduk. Yani her bayi ağıyla bir değer yaratacaksınız. O bayi ağını nasıl kurdunuz, kimlere verdiniz? İşte onun sorgulamasını biz yapamıyoruz. Şaibe de buradan başlıyor. İşte rant sözcüğü buradan çıkıyor. Çünkü açık ve şeffaf değilseniz bu sefer şaibe oluyor. Bu da şaibe olması da belediyeye güveni sarsıyor. Bir kamu kurumunun güvenini sorgulatır hale getiriyorsunuz. En büyük tehlike bence bu. Yani aradaki kaybolan para değil, bir kuruma güveni sarstığınızda en önemli şeyi sarsmış mesela oluyorsunuz. Mesela benim asıl burada cevaplayamadığım soru şu. Grand Plaza'ya da devretseler Şaşalı, Badem Su'da, İzmir Su'da olduğu gibi neticede Şaşal'la ilgili de bir bayi ağı oluşturacak. Sizin tarifinizde aynı rant yine olacak. Evet. Aynı yine olacak yani. Burada İzdoğa'ya verilmesinin altında tam gerekçe yani ben anlayamadım şahsen. Tabii bahsedilen şey İzdoğa'nın yönetim kurulu başkanının Sayın Tunç Soyer'in danışmanı olması, onun ikna ettiği. Bunlar tabii hepsi konuşulanlar. Ben bunları ispat edebilecek durumda değilim. Bunlar kulislerde konuşulan şeyler. Ancak ortada bir hata var ve bu yapılan yanlış, bir işi yanlış yaptığınızda belediye meclisleri çok önemlidir aslında. Ancak doğruyu yaparsanız, doğru bir gömleği giyerken bile bir düğmeyi aşağıdan yanlış iliklediğinizde bütün düğmeler yanlış ilikleniyor. Dolayısıyla etkin ve yetkin insanların olması gerekiyor. Belediyenin problemi şudur. Yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde Sayın Tayyip Bey'i tek adam olmakla muhalefet partileri suçluyorlar. Evet. Ancak görmedikleri bir şey var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı kimdir?
Tunç Soyer'dir. Tunç Soyer. Peki İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin başkanı kimdir? Sayın Tunç Soyer'dir. Yani belediye sisteminde belediye başkanı mutlak tek adamdır. Tayyip Bey sadece cumhurbaşkanı, meclis başkanı mı? Değil, meclisin başkanı başka biri. Ama İzmir'i 25 senedir belediye başkanları tek adam olarak yönetiyorlar. Ama tüm Türkiye'de böyle, sadece tamam, İzmir'de değil bu. Tüm Türkiye'de. Bunu şunun için söylüyorum. Belediye sistemi böyle dedim, dikkat doğru, ederseniz. Doğru, evet, doğru. Şimdi hem belediyeye geleceksiniz, 25 sene belediyeyi yöneteceksiniz ve mutlak tek adamlıkla yöneteceksiniz. Ama döneceksiniz Sayın Cumhurbaşkanı'na, diyeceksiniz ki siz, sen tek adamsın, biz parlamenter sisteme döneceğiz. Niçin belediyede itiraz etmediniz? Niçin belediyeyle ilgili önerilerde kardeşim bu mutlak tek adamlık belediye meclis başkanı belediyeden olmamalı. Belediye başkanı meclisin yetkilerini güçlendirelim gibi. Meclis, evet, belediye meclisinin yetkilerini güçlendirelim diye hiç dediniz mi? Demediniz. Söylediğinizle yaptığınız aynı şey değil ve belediye meclisi de çok kısıtlı yetkilere sahip. Çok az yetkileri var. Ama maalesef belediye meclis üyeleri gerek muhalefet olsun, gerek CHP'li meclis üyeleri olsun, aslında kendi fikirlerini tam ifade edemiyorlar. Çünkü neden? Meclis kararları, işte İSSU'da olduğu gibi önünüze gündemi kim getiriyor? Bir de grup kararları alınıyor. El kaldır indir, hadi tam mecliste dedikleri şey tam orada. Şimdi süreyi de elverişli kullanmak tabii, adına buyurun. Çok özür dilerim, sözünüzü böldüm galiba. Çok kısa bir şekilde İSSU'nun ek bütçe aldı. Tabii ki İSSU yatırımları önemli. Hatta biz bununla ilgili birkaç haber de yapmıştık. İSSU'nun uzun süredir yatırım yapamadığı konusunda, hatta yaptığı ihaleleri bazı yerlerde iptal etti, yeniden başlayamadı. Bununla alakalı ciddi de mağduriyetler oluştu. Kanalların, işte derelerin ıslahı konusunda, arıtmalar konusunda ciddi insanların şikayetleri var. Buna rağmen ek bütçeler alındı. İSSU'nun bütçesini, bütçe konuşulmuşken bu nedenle soruyorum. İSSU'nun bütçesi doğru kullanılıyor mu? Şimdi bunu şöyle izah edeyim. Bütçe her şeyin temelidir. Ama bir iş yapmadan önce planlı, bütüncül bir plan yapmanız gerekir. Nedir? İzmir'de İSSU'yu ele aldığımız için konuşuyoruz şimdi. İSSU neye bakıyor? Altyapı, yani kanalizasyon, temiz su, yani atık su, temiz su ve de arıtma sistemleri, bunlara evet. bakıyor. Yağmur suyunun, yani bütün altyapı İSSU'dan soruluyor. Şimdi önümüze şöyle bir şey, hiç İzmirlilere şöyle bir veri verdiğini duydunuz mu İSSU'yu? İzmir ili sınırları içerisinde yapılması gereken altyapı yatırımlarının kilometresi şu kadardır. Örneğin İzmir, şimdi biz zorlamayla bir soru önergesiyle öğrenebildim. İzmir ili sınırları içerisinde 5000 kilometre yağmur suyu kanalı yapılması gerekiyor. Yani İzmir'in bütününden bahsediyorum, il sınırları içerisinde. Bunu daha önce açıklamışlardı ama. Evet, evet. Yok. Ama bu benim soru önergem evet. ve benim gündeme getirdiğim. Evet. Bu veriyi onlar açıklamadılar. Sizin bu veriyi, sorunuz üzerine cevap verdiler. Soru önergeme evet. zorunlu olarak cevap verdiler. Evet. Ve bu cevabı, yani bir şeyleri dürterek, iterek getiriyorsunuz. Halbuki bunun bir planlama olması lazım. Bu planlama nasıl çalışmalı? Önünüze getirmeliler. 5000 kilometre yağmur suyu hattı. 20.000 kilometre temiz su hattı. Şu kadar bin kilometre atık su hattı yapacağız. İzmir'in ihtiyacı var. Biz 5 yıllık stratejik planın içine şu kadarını aldık. Bunların da kalanını eğer bu 5. yıldaki gibi finansman sağlayabilirsek 20 yılda. Ama finansman sağlayabilirsek 10 yılda. Şu kadar, yani bir gelecek yönetim projeksiyonu koymanız gerekir. Böyle bir vizyon hiç yok. Hiç söylemediler şimdiye kadar. İzmir'in arıtma haritası var mı? Şimdi bakın, İzmir'in bir arıtma haritası var. Ha, bunu dijitalleştirmeye çalışıyorlar. Yani dijitalleştirmek ne demek? 3 boyutlu bilgisayar üzerinde dijital hale getirmek. Bütün altyapıyı işliyorlar. Evet. Şimdi burada söylemek istediğim konu şu. Bakın, yağmur yağıyor.
iş suyla yağmur yağıyor. Bir bakıyorsunuz iş su birdenbire. Hani şunu duydunuz mu? Beş yıllık stratejik plan içerisinde yağmur altyapısıyla ilgili şu kadar kilometre ayrıştıracağız hiç dediler mi? Demediler. 5 yıllık stratejik planda getirsinler, göstersinler. Yok, ben sayfa sayfa, satır satır okudum. Ama ne oldu? Gündeme geldi. Yağmur yağdı, İzmir'de koku sorunu çıktı. Her yerde kamuoyuna yansıyınca birdenbire İSU kanalları ayrıştırmak için, kanalizasyon ve yağmur giderini ayrıştırmak için 170 kilometre yağmur suyunu ayrıştırmak için ihale yaptı. Ama 5 yıllık stratejik planda ayırdığınız bu değil ki. İşte bütüncül planlamıyorsunuz, günlük planlıyorsunuz. Altyapı yatırımları günlük planlanamaz. Yani olaylar anca şöyle olur. Hiç planlanmamış, İzmir'de hiç olmamış bir şey yaşarsanız, yani böyle bir görmediğiniz, bilmediğiniz, hiç beklenmedik, gündeme gelmemiş bir afet olur, bir şey olur. Siz o zaman dersiniz ki, ya bununla ilgili bir planlamada değişiklik yaptım, aciliyetten bunu içine soktum dersiniz. Ama böyle bir şey yok. İzmir'de söylüyorum, sadece İSU değil, İzmir'in hiçbir belediyesinin hiçbir yerinde bu büyüklükte stratejik planlama yok. Hiç duydunuz mu? Söylüyorlar mı? Bakın, söylediklerinde yanılacakları için söylemiyorlar bunları. Tunç Bey ne dedi? Ben 3 yılda yüzeceğim dedi. Mecliste ne dedik? Ben dahil 2-3 arkadaşımız kalktık, dedik ki bakın bunun teknik anlamda yapılamaz dedik. Körfez'in bu şekilde temizlenmesi mümkün değil. Şimdi bunlar kısa vadeli işler değil. Yap boz tahtası gibi yürüyor. Birisi geliyor bir şey söylüyor diğer. Neden? Çünkü siz bunları meclise getirip tartışmıyorsunuz. Mecliste bunlar konuşulmuyor. Kapı arasında, işte meclis toplantısının arasında şaşalda olduğu gibi 15 dakika ara verelim, 10 dakikada okuyalım, 10 dakikada geçirelim. Bir ara siz mi söylemiştiniz? Bir programda bir meclis üyesi dostumuz demişti ki 100 lira vermek için 3 gün düşünen adamlar belediyenin 100 milyonunu 3 dakikada veriyorlar. Ben söylemiştim. Evet, yani şimdi bu ciddi bir sorun. Dolayısıyla İSU'nun bütçesinin doğru kullanılmadığını düşünüyorsunuz. Hiç doğru kullanılmıyor. Evet. Bakın, rakamlar yalan söylemez. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en başarılı birimi, basın halkla ilişkiler birimi olduğunu her yerde söylüyorum. Çünkü gündemi gerçek haberlerle değil, algı yaratacak haberlerle meşgul eden ve bu işi de basın halkla ilişkiler kısmını basınla çok iyi yürüttüğünü düşünüyorum. Bu nedenle de bakın, rakamlar yalan söylüyor. Bu rakamları hiçbir yerde duyamazsınız. Erhan Bey, son 1,5 dakikamız. Rakamları söyleyeyim, kapatayım evet, isterseniz. Evet, rakamlarla. Bakın, İzmir'de şöyle 2014 ile 2020 yılları arasında yapılan 7 senelik yatırımların 30 büyükşehir belediyesinin kişi başına düşen ortalamasını söyleyeyim. 30 büyükşehir içerisinde Denizli, Deski yani, Denizli'de 1332 TL bölü kişi başına düşen para. İSKİ, İstanbul 3. sırada 30 büyükşehir arasında 1129 TL kişi başına harcamayla 3. sırada. İzmir kaçıncı sırada biliyor musunuz? 767 liralık kişi başı yatırımla 13. sırada. Yani bütçesinden adam başı harcadığı para 767 lira. Benzinin yarısı neredeyse. Yarısı kadar. Şimdi bakın, 2022 yılında DESKİ'nin bütçesinin %14.7'si personel giderleri için harcanıyor. İSU'nun personel giderinin %32'si, yani bütçenin %32 personel gideri. İki katından fazla. Fazla. Yani siz yatırıma para harcamıyorsunuz. Fazla personel çalıştırıyorsunuz. Etkin, verimli değilsiniz. İzmir'i siyasete kurban ediyorsunuz. Peki Erhan Bey, sizden bir ricam olsa, önümüzdeki, yani çok arayı açmadan 1-2 hafta içinde, bu mesele o kadar önemli ki. İSU'nun, çünkü aynı zamanda bu yaptığı yatırımlar, yapılmayan arıtma tesisleri, aynı zamanda o temizlenmesi gereken Gediz'in, Bakırçay'ın kirliliğine yol açıyor. Tarım arazilerini, havzaları, ovaları öldürüyor. Yakın zamanda, birkaç gün evvel Bakırçay'da balık ölümleri dediğimiz hadiselere yol açıyor. Esasında sizin de söylediğiniz gibi bütüncül olarak ele alınması ve bununla alakalı
kamuoyu oluşturmak adına da konuşulması gereken bir konu. Eğer siz de uygun görürseniz, vaktimiz el vermedi ama sonraki hafta ya da ondan sonraki hafta bu konuları konuşmak üzere tekrar burada Kent Haber stüdyolarında bir arada olalım. Nasip diyelim. Peki, teşekkür ediyorum. Evet efendim, Kent Haber TV stüdyolarında İzmir Kent Haber ve World Türk ortak yayında sizlerle birlikteydik kentin gündeminde. Konuğumuz çok donanımlı bir isimdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Erhan Çalışkan idi. Vakit yetmedi çünkü çok fazla konuşulması gereken konu var. Diliyoruz ki bir sonraki programda konuşamadıklarımızı, vaktimiz el vermediği için zaman sorunundan dolayı konuşamadıklarımızı konuşacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık. Tasarruf artacak, Türkiye kazanacak. Kurulduğumuz günden beri bu inançla ve güveninizle çalışmaya devam ediyoruz.